Eğitim grevi adıyla bir yıldır yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan üniversite ve lise öğrencileri hafta içinde dersleri boykot ederek birçok kentte yine eylemler düzenlediler. Almanya genelinde 100 bine yakın öğrencinin katıldığı eylemlerin en büyüğü 10 bin öğrencinin katıldığı Berlin'de olurken eylemlere daha çok orta öğrenim gençliğinin katıldığı gözlendi. Parasız eğitim, üniversite harçlarının kaldırılması, okullardaki öğretmen sayısının arttırılması ve şans eşitliğini bozan okul sisteminin değiştirilmesi gibi taleplerini tekrarlayan öğrenciler bazı kentlerde okulları da işgal ettiler. Eğitim daha adaletli ve eşit olmalı. Hauptschulelerin sadece isimleri değil, tümden kaldırılıp okul sisteminin değişmesini ve okumak isteyen herkes için eğitimin parasız olmasını istiyorum. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, die Studiengebühren abzuschaffen. Außerdem finde ich en başta öğrenci harçlarının kaldırılmasını istiyorum. Ailelerin gelir seviyesi çocuğun alacağı eğitimin niteliğini belirlememeli. Ama bu durum Almanya'da diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha bariz biçimde yaşanıyor ve bence bu bir skandal. Aber ich frage mich halt auch solidarisch gegenüber anderen. Toplumdaki her kesim için ücretsiz okuma imkanı olmasını istiyorum. Devletten beklentim eğitim için daha fazla yatırım yapılması ve 3 aşamalı elemeci okul sisteminin kaldırılması. Yaptığımız eylemlerin daha etkili olması için eylemlerde ortak talepleri öne çıkarmalıyız. Bugünkü eylemde farklı farklı talepler dile getiriliyor. Bu da yaratacağımız etkiyi azaltıyor bana göre. Herkesin iyi eğitim görmesini, daha küçük gruplar halinde dersler verilmesini istiyoruz. Okullarda öğrencilere yeni kitaplar versinler. Yıpranmış kitaplarla çalışmak hiç de kolay olmuyor. Bir de öğretmenlerin bize dağıttığı çalışma kağıtları için para ödemek istemiyoruz. Bu eylemlerin çok fazla etkisi olacağına inanmıyorum. Ama biz de pes etmeyeceğiz, devamını getireceğiz. Die letzten drei Mal eigentlich ein Bildungsstreik organisiert im November 2008. 3 yıldır katılıyorum öğrenci eylemlerine. Katılanların sayısı bazen artıyor, bazen düşüyor. Sonuç almak istiyorsak daha organize olmalıyız ve daha etkileyici bir hareket geliştirmeliyiz. Eylem olduğunu internetten öğrendim. Ben de öğrenciyim ve ödediğim harçlar ve ücretler çok etkiliyor beni. Herkesin okuma imkanı olmasını istiyorum. Hangi kesimden olursa olsun, ailesinin gelirine bağlı olmadan. Hükümet bizleri ciddiye almıyor. Çünkü küçük görüyor. O zaman ciddiye alınmak için hiç yılmadan ve bıkmadan eylemlerimizi devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz aylarda yapılan protestoların ardından hükümet, eğitime daha fazla bütçe ayrılacağını ve üniversitelerde bazı iyileştirmeler yapılacağını açıklamış, ancak somut bir adım atmamıştı. Almanya'da sömestr başına yaklaşık 500 euro olan üniversite harçlarının kaldırılıp kaldırılmaması, eyalet hükümetlerinin inisiyatifinde bulunuyor.